Kars biliyorsunuz bir tarım hayvancılık şehri. Tarıma dayalı bir hayvancılık şehri. Ve biz 2011'de milletvekili olduğumuz zaman Sayın Bakanımız Ahmet Bey ile beraber şehrimizin en önemli sıkıntılarının, eksiklerinin diyelim, özellikle ulaşımda ve tarımı alakalı özellikle sulamada olduğunu fark ettik. Dolayısıyla bu manalarda şehrin ciddi beklentileri vardı. Ciddi katkılar alması gerekiyordu. Tabiri caizse eksikleri çok olan bir zamanda tabiri caizse devraldı. 2002'den bu yana yapılan çok şey vardı ama daha sonra bunların hızlandırılması gerekiyordu. Sayın Bakanım az önceki değerlendirmelerde ulaşım altyapısıyla nereden nereye geldiğimizi çok açık ve net bir şekilde ortaya koydu. Oraya dair bir cümle ettikten sonra tarım hayvancılık kısmına geçeceğim. Tabii ben biraz da biliyorsunuz hoca olduğum için herkesin kendi alanıyla sohbet etmesine de çok önem veririm. Herkes bildiği şeyi anlatsın, anladığı şeyi anlatsın, herkes de anlatsın. Sayın Bakanım çok güzel izah etti. Bir şey ama önemli. 2011'de biz milletvekili olduğumuz zaman Sayın Binali Bey, Başbakanımız, Meclis Başkanımız, o zaman Ulaştırma Bakanıydı. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın da direktifiyle bu bölgeye yapılması gereken en büyük, bugüne kadar bence yapılmış olan en büyük yatırım Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün bu bölgede kurulmasıydı. Bizim en büyük kazanımımız bence hala o. Onu kurduktan sonra şehirde 830 kilometre olan yol ağımızın hemen hemen çok yakında en kaliteli bir şekilde tamamlanmış olduğunu inşallah hep beraber göreceğiz. Ayrıntılarını gün geçtikçe, yatırım yaptıkça, ortaya çıktıkça size zaten anlatıyoruz. Şimdi bir de tabii insanımızın gelirini elde ettiği, yaşam standartlarını yükselttiği alan tarımdan ve hayvancılıktan kazanmış olduğu gelirleri. Yani insanlar kazanacak ki bir bölgede dursun, yaşasın, tutunsun, sahiplensin ve orayı tabiri caizse abat etsin. İnsanlar tabiri caizse azıcık böyle durumu iyileştiği zaman terk edilecek bir mekan olduğu sürece buralar hiçbir zaman beklediğimiz Kars olmayacaktı. Ama şimdi güzel şeyler yapıyoruz. 2002'den bu yana iki tane çok büyük baraj yaptık. Selim Barajı eskiden başlamıştı ama çok kötü bir haldeydi. Çok büyük yatırımlara ihtiyaç vardı. Çok büyük eksiklikleri vardı. Ve bunu tamamladık. Şu anda Kars içme suyunu da oradan temin ediyoruz. Aynı zamanda sulaması devam ediyor. Toplulaştırması devam ediyor. Toplulaştırma çok önemli. Yani bir araziyi toplulaştırmadığınız zaman oradan yeterli verim almanız mümkün değil. Çiftçi orada durmuyor. Parçalı arazide üretim yapmıyor. Ve arazileriniz boş kalıyor. Bunun dışında daha büyüğü, yaklaşık 500 milyon lira maliyetli Kars Barajı tamamladık. Şimdi su tutuldu. Tabiri caizse tecrübeleri yapılıyor. Şükürler olsun hiçbir sorun olmadan bir iki yıl içerisinde de sulama alanlarının tamamen yapılacak ve hizmete girecek. 2023'te Kars Barajı'nın, o Kars Barajı deyip geçmeyin arkadaşlar, 3 metre 80 santim çapındaki borularla iletilen kocaman devasa bir baraj ve sulamadan bahsediyoruz. Tamamlandığı zaman Kars Barajı sulaması onunla birlikte 2019'da tamamlanacak olan, yani bu yılın Havuzman sonunda barajı ile beraber, yani bunlar çok kısa zamanda bitirilecek olanlar. Bunlarla beraber yaklaşık arkadaşlar 1 milyon dekar arazimizi suya kavuşturacağız. Biz burada Kars'ta hayvancılığın biliyorsunuz en sıkıntılı tarafını, yani yetiştiricilik tarafını yapıyoruz. Ama tam para kazanılması gereken o besicilik tarafını yapamıyoruz. Sebebi, çünkü onlara yedirecek kadar kaliteli kaba yem üretemiyoruz. Bunun için hani aşama aşama suyunuz olacak, toplaştırma yapacaksınız, sulayacaksınız, yem bitkisi elde edeceksiniz. Hayvanı zaten yetiştiriyoruz. Buna yedireceksiniz ve besi yapacaksınız. Peki sonraki aşaması ne? Kesimhane. Kesimhanesiz bunların hiçbiri tamamlanmış olmuyor. Şükürler olsun bizim kesimhanemiz bitmek üzere. Artık bugün sabah birisi beni yolda gördü, diyor ki ya Kars'a bir kesimhane lazım. Dedim amca bitiyor, merak etme. Bütün bu aşamaları tamamladığımız zaman tabiri caizse karlı ve katma değeri yüksek
tarıma dayalı hayvancılığı yapabilmemiz mümkün olacak. O yüzden o manada bu ard arda sıraladığım barajları, tabii bunun içerisinde 13 tane gölet bitirdik. Göletler de önemli. Hayvan su içme göletleri yapıyoruz. Burada bölge müdürüm sağ olsun tek tek değinmedi ama hayvan su içme göletlerini Türkiye'nin literatürüne övünerek söylüyorum. Sokan benim. Sağ olsun Veysel Eroğlu bakanımız gölet zaten yapıyordu çokça. Ama hayvan su içme göleti bu bölgenin çok önemli bir ihtiyacı olduğunu o zaman anlattık. Hocadır, bilim adamıdır, ilme bilme inanır. Bunu kabul etti ve Türkiye'nin şu anda her tarafında yapıyoruz. Ve Kars'a da daha 70'in üzerinde daha yapacağız inşallah. Her yıl devam edecek bunlar. DSİ Bölge Müdürlüğümüzün takibinde olacak. Bunun dışında çok yakın zamanda projesi bitmek üzere olan arkadaşlar, bu hep sulamayla alakalı dikkat ederseniz, Kağızman'a içme suyu temin edecek tesisler yapacağız. Kağızman'a 50 yıllık belki içme suyunu karşılayacak. Yine bu Sarıkamış'ın 7 Kasım barajı bittiği zaman Sarıkamış'ın içme suyu problemi kalmayacak 100 yıl. Kağızman'ın yine böyle. Bunun dışında biliyorsunuz devam eden Karakurt barajımız var. Dolaylı barajı var. Daha birçok bunun gibi baraj yapılıyor. Amaç Kars'ta sulanabilir kabiliyete sahip. Her arazi sulanmaz biliyorsunuz eğimine bağlı olarak ama sulanabilir arazilerin tamamını sulayacak hale getirmek ve en yüksek ürünü oradan elde etmek. Bunlar hızla devam ederken bugünkü Sayın Bölge Müdürümüzün demin size tanıtımını yaptığı proje de şehre bir değer katsın. Yani bu anlattıklarım tarım ve hayvancılığa bir değer katsın idi. Aynı zamanda Kars'a da değer katması lazım bazı projelerin. Tabii bizim tarım ve hayvancılıkla alakalı olduğu için biliyorsunuz kesimhanemiz buradan tekrar aracılığınızla. Çünkü vatandaş hala var mı böyle bir şey tam bilmeyenler var. Kesimhanemiz bitmek üzere. Günde 250 baş büyük hayvan kesecek. 750 baş küçük hayvan kesecek bilecek kapasitede. Aynı zamanda veteriner fakültesinin orada uygulamalarını yapabileceği kadar modern. Aynı zamanda Türkiye'de hiçbir kesimhanede olmayan yanında 1000 başlık besihanesi olacak. Bunu da biz özellikle koydurduk ki Karslı besi yapmayı çok zor bir şey zannediyor. Yetiştiriyor, en büyük zahmetini veriyor Sayın Valim ama besi yapamam zannediyor. İşte onu göstereceğiz burada uygulamalı olarak. Biz orada bak bu besi çok rahat yapılabilir diyeceğiz. Ama nasıl? Sulamaları yapıp yem bitkisini ürettikten sonra uzak değil. Bunlar hepsi tasarlanmış, kurgulanmış, arka arkaya projelendirilmiş, emekleri verilmiş ve ortaya çıkmak üzere olan şeyler bunlar. Ve bunlar tamamlandığında işte besliyorsun, Konya'ya mı götüreceğim kestirmeye, Afyon'a mı götüreceğim? O derdi bitiyor Karslı'nın. Kars'ta kestirecek, Iğdırlı da buradan yararlanacak, Ardahanlı da buradan yararlanacak. Her üç ile de hizmet edecek çok büyük bir proje. Bunun dışında Kars'ta biliyorsunuz merkezde de bir hayvancılık yapılıyor. Sayın Valim'in büyük problemi, belediyenin büyük bir problemi. Kars'ın merkezinde insanlar tabii geçim sağlamak için hayvancılık yapmak zorunda kalıyorlar. Ama bizim artık hayvanla şehir yaşamını birbirine ayırmamız lazım. Fakat bu insanların birçoğunun kendilerine başka yerlerde barınak yapabilecek imkanları yok. Yani onu da zorlayamıyorsun. Kardeşim çık git ne yaparsan yap olmuyor. Bu adam geçimini buradan sağlıyor. Bunlar için de biliyorsunuz organize besi bölgesi yapıyoruz arkadaşlar. Temelini attık. Gayet hızlı ilerliyor. Bu da bak göreceksiniz inşallah bittiği zaman Türkiye'deki en güzel tesis olacak. Ve son yıllarda Türkiye'de yapılan yegane tesislerden bir tanesidir. Kars Tarım Hayvancılık Bölgesi'dir. O yüzden sağ olsun Mehdi Bey zamanında başlamış olan, Faruk Çelik'in zamanında desteklenmiş olan, Fakı Baba zamanında desteklenmiş olan ve şimdi de Bekir Pakdemirli tarafından da desteklenmiş olan bir projedir. Büyük bir projedir. Bittiği zaman 400 milyon liralık bir proje bu. Etap etap tabii. Onu da bitirip hayata geçirdiğimiz zaman insanların şöyle medeni bir şekilde hayvancılık yapacakları bir alan oluşacak. 10 bin başlık orada hayvan kapasitesi olacak. Padok padok 10 başlık, 20 başlık, 50 başlık, 100 başlık insanların 250 başlık insanların ihtiyacına göre. Efendim orada suyu olacak, veteriner hekimi olacak, efendim ilacı olacak, ufak bir kesimhanesi olacak falan her şey içerisinde. Yani şehre yakışır bir hayvancılık yapabilmenin mekanı olacak. O da bittiği zaman inşallah tarım hayvancılıkla alakalı şehrin beklediği, umduğu bütün yatırımlar tamamlanmış olacak. Umut ediyoruz.
Bunları yaptığımız zaman köylümüz gelir artacak. O para şehre girecek, esnafın cebine girecek. Şehrimizin üreteceği kaşarı, balı, yağı, peyniri işte gibi ürünleri. Piyasa insanlar buraya turizm için de geleceği için şehre değer katıyoruz. Bunlar hepsi birbiriyle birleşik. Bunları görmeye gelecek. İşte burada yaptığımız ıslah çalışmasından bir güzellik doğacak. Efendim bunu yaptığımız zaman insanlar burayı gezmeye geldiğinde insanımızın ürettiği kaşarı, balı, yağı, peyniri, sütü, eti alacak. O zaman çok daha yüksek ürünlere dönüştürme imkanımız olacak. Şehrin cebine girecek yani. Kars'ta burada yaşarken yaşam standardı da bir şekilde yükselmiş olacak. Umuduyladır bütün bunlar yaptıklarımız. İnşallah şehrimize hayırlı olur. Bu da çok önemli. Arkadaşlar yaklaşık 50 milyon lira bedelli, 50 milyon lira bedelli atık su arıtma tesisi projesi bitmek üzere. Kars'ın önemli bir eksiğidir, ihtiyacıdır. Bedeli de büyüktür ama projesini bitireceğiz inşallah. Katık su arıtma tesisini de tamamlamış olacağız. Bölge müdürüme de burada teşekkür ediyorum. Onun çalışmaları da bitmek üzeredir. Ona da burada en azından ilk bilgi olarak verelim. Proje aşamalarına geldiğinde yine konuşuruz.